Sevgili dostlar, herkese selamlar. Emir Albay'ın mutfağı geri döndü. Mutfakta sizlerleyim. Sizlere çok güzel bir kek tarifi hazırladık. Daha doğrusu eşimin tarifi. Ben tarifi uygulayacağım. Eşim bu tarifi keşfetti. Kendisi de yediklerine dikkat eden birisi, biliyorsunuz. Keşfetti. Biz bunu tüketiyoruz. Instagram'da da paylaştım. Yapıp yiyen birçok takipçim var. Çok beğendiler. Ben YouTube'da da bu videonun olmasını istedim. Mutfak videoları çok istiyordunuz. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara isteklerinizi yazın. Tarif önerilerinizi de almaktan memnuniyet duyarım. Çünkü insan tarif düşünürken ne çeksem, nasıl yapsam, hangi tarif sizler için uygun olur, ne istersiniz? Onu da düşündükçe insan bulamayabiliyor. Benim bana da katkıda bulunmuş olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bütün yorumları biliyorsunuz, okuyoruz. Şimdi sevgili dostlar, kek yapacağız. Ben önce malzemeleri size tanıtayım. Weight3 Matrix var, Hardline Nutrition. Sahlepli ve tarçınlı. Bunu özellikle söyleyeyim. Başka aromalı protein tozu da tabii ki kullanabilirsiniz. Ama bu tarifte sahlepli müthiş bir tat veriyor. Yulaf unumuz var. Daha doğrusu bu arkadaşlar, biz normalde yulaf unu kullanıyorduk. Ancak yulaf unumuz bittiği zaman yulafı çekiyoruz. Rondo'da, işte makinede çektiğiniz zaman da aynı işi görüyor. Ama şunu söyleyeyim, tariflerde, kek tariflerinde yulaf yerine yulaf unu daha güzel kıvam veriyor. Bir tatlı yemek kaşığı normal un. Normal un. Sadece bir yemek kaşığı. Normalde normal un, beyaz un kullanmıyoruz. Ancak bu kadar bütün kekte kullanacağız. Çok ciddi güzel kıvam veriyor. Eşimin söylediği. Şimdi diğer malzemelerimiz, tarçınımız var. Hindistan cevizi tozumuz var. Hindistan cevizi yağımız var. Tatlandırıcı sukraloz kullanacağım. Başka neyimiz var? Kabartma tozumuz var. Yumurta akımız var. Dilerseniz normal yumurta da kullanabilirsiniz. Ben pratik olması için pastörize yumurta kullanıyorum. Organik satın aldığını alabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar, ben badem sütü kullanacağım. Süt ürünleri ben tüketmiyorum. Bu benim tercihim. Neden tüketmiyorsun hocam? Eski videolarda, YouTube videolarından izleyebilirsiniz. Siz isterseniz yağsız normal süt de koyabilirsiniz. Ben badem sütü tercih ediyorum. Badem sütünün değerleri de çok güzel. 1 gram yağ, 2 gram karbonhidrat var. Yani zaten masum bir şey. Şimdi söylemediğim başka bir şey kalmadı. Malzemelerimizi şimdi karıştırmaya başlayalım. Hangisinden ne kadar koyacağız, o çok önemli. Tartımızı aldık. Tartımız burada. Şimdi ben de arkadaşlar bu tarifte bu keki sürekli yiyorum. Ancak kendim ilk kez yapacağım. Bu eşimin tarifi, aslında eşimle birlikte çekmeyi düşünüyorduk. Ancak eşimin bugün bir işi çıktı, müsait olmadığı işi çekime katılamadı. Ben yapıyorum. Ben bu tarifin amatörüyüm. Mutfakta tecrübeliyim ama bu tarifin amatörüyüm. Sürekli telefona bakıp tarifi de kontrol edeceğim. Bu yüzden bunu da söyleyeyim. 3 yumurta beyazı. Şimdi 3 yumurta beyazı için ben 120 gram arkadaşlar pastörize yumurta koyacağım. Bir yumurta beyazından ortalama 40 gram geliyor. Koyduk. Ondan sonra bir paket kabartma tozumuzu koyalım. Kabartma tozumuzu koyduk. Bir yemek kaşığı dolusu normal tam buğday unu. Tam buğday unumuzu koyduk. Sevgili eşim bana bu malzemeleri hazırladı. Kendisine teşekkür ediyorum. 4 yemek kaşığı dolusu yulaf unu. Yulaf unumuzu koyduk. 1,5 su bardağı badem sütü. Şimdi ben bu 1,5 su bardağı hesaplarını çok sevmem. Su bardağımızı burada koymuş zaten. Şöyle bir su bardağı sevgili dostlar. Bundan 1,5 su bardağı demiş. Tarifimize devam ediyoruz. Şimdi
Sırada neyimiz varmış hemen bakalım. 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı. Arkadaşlar bu inanılmaz bir lezzet veriyor. Zaten kekin kalorisinin geldiği esas noktada burası. Evet, kalori artacak biraz bununla ama güzel kalori. Temiz kalori. Şöyle 3 yemek kaşığına koydum. Geri kalanını yaladım. Eskiler bilir, kaşıkları yalamadan bırakmam. Devam ediyoruz. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu. Temiz bir kaşık alalım. Bu da müthiş bir lezzet veriyor. Ve kalorik olarak çok böyle ahım bir etkisi yok. Onu da söyleyeyim. Tüketebilirsiniz. Şimdi bu tatlıyı bir yapalım. Ondan sonra bunu kimler tüketebilir? Onun üzerinde de konuşacağım. Ancak çok fazla bir şey konuşmayacağım. Bunu rahatlıkla hepiniz tüketebilirsiniz. Çünkü içerikler, yani sizin diyetinizi negatif etkileyecek bir içerik yok. Ve tadı, inanamazsınız tadına. Yani inanamayacaksınız. Bir çay kaşığı tarçın koydum. Hindistan cevizi tozumu koydum. 2 tur sukraloz sıkacağım yazmış bizim hanım. 2 tur sukraloz sıkacağım. 2 tur sukraloz nasıl sıkacağız bilmiyorum. Herhalde şöyle demek istiyor. Şöyle 1, şöyle 2 diye anladım ben. Ben sukraloz kullanıyorum. Yani sukraloz bence tadı en iyi veren tatlandırıcı. Bu benim görüşüm. Ondan sonra şekere çok yakın bir tadı var. Kalorisi sıfır. Sıfır kalori. Şurada da gösterelim. Gördüğünüz gibi sıfır kalori. Tatlandırıcıları diyetlerinizde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tatlı yemekten 10.000 kat daha iyidir. Onu bir kere söyleyeyim. Bu da çok tartışma konusu. İşte kimisi diyor ki tatlı ye daha iyi. Öyle bir şey yok. Buradan ben 3-5 damla sıkıyorum. Tatlı ihtiyacını alıyorum. Kendime nefsimi köreltiyorum. Diyetime devam ediyorum. Diyetimi baltalamıyorum. Kalorik değeri yok. İnsülinle olan bir etkisi yok. Kan şekerine bir etkisi yok. Dolayısıyla diyetiniz devam ediyor. Tatlandırıcıların kan şekerine olan etkileriyle ilgili birçok araştırmalar yapıldı, konuşmalar yapıldı. Geçmişte çok fazla tatlandırıcı tüketimine kan şekerine olan etkisi olduğuna ben de inanıyordum bir zamanlar eskiden. Eskiden bu şekilde söylemlerim de olmuş olabilir. Ancak şunu çok net söyleyebilirim. Son zamanlarda yapılan araştırmalar gösterdi ki kan şekerine bir etkisi yok. Sıfır kalori, enerji değeri olmayan tatlandırıcılardan bahsediyorum. Aspartam, sukraloz, mesela bazı tatlandırıcılar, şeker alkolleri, onların biraz daha karbonhidrat değerleri yüksek. Onların bir kalorik değeri var. Yani tatlandırıcılar da kendi arasında aslında inanılmaz bir çeşitliliğe ayrılıyor. Tamamen ayrı bir video konusu. Bunu bizim diyetisyen, sporcu diyetisyenimiz Berk'le birlikte detaylı bir konusunu bence işleyelim. Şimdi 40 gram protein tozu. 40 gram protein tozu. Protein tozu tercihini size bırakmakla birlikte benim önerim sahlepli. Sahlepli ve tarçınlı. Müthiş bir tat katacak. Kırk gram koyacağım. Diyeceksiniz ki hocam ölçeği nerede? Ölçeği kaybettim arkadaşlar. Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Bir yerlerde bıraktım. Çünkü ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Belki aranızda yapanlar vardır. Ben ölçeği alıyorum böyle bazen. Şimdi yine yapacağım. Şahane oluyor. Ölçeği de bu şekilde bir yerde bırakmışım. Malzememiz bitti. Şimdi bunları karıştıracağız. Eskiler bilir. Bu mikserleri kullanma konusunda çok başarılı değilim. Ondan sonra bir deneyeceğim. Evde çok büyük böyle
Her yere saçmışlığım çok var. Bilmiyorum yapabilecek miyim ya. Hazır mıyız? Acaba başarabilecek miyim? Evet. Karıştırdık. Son işlem bitti. Arkadaşlar, Hindistan cevizi yağını şu borcama biraz süreceğim. Borcamımıza sürdük. Koyduk. Şimdi karışımımızı döküyoruz. Dökemiyoruz. Çünkü açmam lazım. Açtım. Arkadaşlar, çok net söylüyorum. Tada inanamayacaksınız. Ya eşim yaptı. İnanamadım ben ve ısrarla da sordum. Bak içine ne koydum? Şeker mi koydum? Onu mu koydum? Bunu mu koydum? Başım eğik yedim eşimi. Yaparken izledim. İkna oldum. İnanılmaz bir tat. Biz haftada 2-3 gün yapıyoruz. Yaptık mı da karı koca bunun yarısını, yani yarısını değil. Hepsini yiyoruz valla. Arkadaşlar, İşin bonusu. Bu işin bonusu. Bunu koyarsın koymazsın sana kalmış. Sıfır şeker. %99 kakao. Lint. Bundan da böyle parçacıklar atacağım abisi. Çok acıdır ha. İnanılmaz acı bir çikolatadır. Hatta ben şunu şöyle yapayım. Rende yapayım uçsun. Uçsun. Allah felaket oldu ha. Dediğim gibi arkadaşlar, çok çok acı bir çikolatadır bu. Tek başına yerseniz büyük ihtimal sevenleri var. Mağdur olabilirsiniz. Felaket acı ama buna çok iyi tat verecektir üstünde. Yani çünkü tatlandırıcıyla birlikte kek tatlı oldu. Bu da hafif bir acılık verecek. Ve mükemmel olacak. Sevgili dostlar, şimdi karışımımız hazır. Her şey hazır. Son aşama. Fırını ben önceden ısıttım. Siz de fırınınızı önceden belirli bir ısıda ısıtın. Sonrasında 180 derece 30 dakika. Bizim fırınımızda biz bu sürelerde, bu pişirme ısısında iyi bir pişme, iyi bir kıvam yakalıyoruz. Siz de takip edin. Bazı fırınlar birbirinden farklı sürelerde pişirebiliyor. 20. dakikadan sonra bir 20 dakika bakın, sonra biraz takip edin. Duruma göre siz de gerekli hamleyi yaparsınız. Yerleştiriyorum. Evet. Yarım saat sonra buradan acayip bir şey çıkacak. Bunun büyük ihtimal bağımlısı olacaksınız. Canınız tatlı çektiğinde bundan iki tane dilim yiyin. Hiçbir şey olmaz. Rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tüm buradan Mutasyon Akademi öğrencilerime de sesleniyorum. Her koyduğum beslenme videosu, beslenme önerisinden sonra hocam bize uygun mu, bize uygun mu? Sevgili öğrencilerim, hepinize uygun. Çünkü içinde bizi rahatsız edecek, bize zararlı olan bir içerik yok. Hindistan cevizi yağından yağımızı aldık. Yulaftan karbonhidratımızı aldık. Çok az bir tam buğday unundan 5 gram falan bir karbonhidrat geldi. Yulaftan karbonhidratımızı aldık. Whey proteinden proteinimizi aldık. Şu çok soruluyor. Pişirme yüksek ısı proteine zarar verir mi? Whey protein çok yüksek ısılarda zarar görebilen bir proteindir. Bu protein keklerini, tatlılarını protein ihtiyacınızı karşılamaktan ziyade tatlı ihtiyacınızı karşılamaya yönelik yapın. Yani ben hindi göğsümü, tavuk göğsümü yemeyeyim, kekimi yiyeyim değil. Şu bir gerçek, protein tozunu soğuk şekilde bir suyla tüketmek her zaman daha iyidir. Ekstra ısı gördükçe bu tarz işlemlerde biyolojik değeri, emilim değeri biraz düşebilir, tamamen kaybolmaz. Bu da sizin için ekstra bir bilgidir. Bunun yanı sıra sizler için söyleyebileceğim, burada bunun içeriğinde başka ne vardı? Başka da bir şey yok zaten. Yani düşünüyorum. Kalorisini arttıracak bir şey var mı diye düşünüyorum. Doğru düzgün bir şey yok. Hindistan cevizi tozu var. Oradan da bir 5-10 gram karbonhidrat gelir. Kekin tamamına vurduğunuzda bir şey etmiyor. Kekin tamamını yemişliğim de var. Hiçbir şey de olmadı yani. Ama siz yemeyin. 2-3 tane yiyin, tatlı ihtiyacınızı bastırın.
devam edin. Canınız çektiğinde de yapın. Çıksın. Beraber yiyeceğiz. Tadacağız. Boom. Evet arkadaşlar. Kekimiz hazır. Şimdi alacağız. Ben tabağa bir servis edeceğim. Üstündeki çikolatalarımız erimiş. Her şey yolunda. İşte böyle bir görüntümüz var. Biraz daha aslında çikolata rendeleyebilirmişiz. Olsun. Bunun altına bir şey koyayım. Şuraya koyayım. Evet. En keyifli kısma geldik. Sevgili dostlar, dinleyelim. Of, kıvam galiba çok iyi oldu ya. Öf, 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 öf. Şimdi arkadaşlar aslında şunu söylemem lazım. Bu keki fırından aldıktan sonra bir yarım saat bekleyin abi. Çıkar çıkmaz yediğiniz zaman tam kıvamı böyle oturmuyor. Yarım saat bekleyin, ondan sonra yiyin. İnanılmaz olacak. Evet. Ben yarım saat falan bekleyecek durumda değilim. Vay 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 vay. Muazzam. Oh, yandım. Şimdi şunu söyleyeyim. Muazzam olmuş. Ama eşim yaptığında daha güzel oluyordu. Eşime de buradan teşekkür ediyorum. Ben eşimin tarifini ilk kez uyguladım. Tutturdum ama onun yaptığınınkinin lezzetini bildiğim için o daha güzel yapıyor. Şimdi tatlandırıcıyı biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ben orada eşim iki tur sık demişti, yazmıştı bana. Ben onu biraz eksik sıkmış olabilirim. Şekeri böyle biraz kimisine az geliyor olabilir, kimisine iyi de geliyor olabilir. Artık tadarsınız, bakarsınız. Ama bence benim tarifte koyduğumdan bir tık fazla koyun. Mükemmel. Deneyin. Afiyet olsun. Canınız çektiği zaman yapın. Kendinize eziyet etmeyin. Yani diyetinize hiçbir şekilde bir zararı yok. Dediğim gibi önceden de söyledim. Yiyin abi ben. Biz eşimle karı koca yarı yarı yiyoruz. Hepsini yiyoruz iki kişi. Her gün değil. Haftada 2-3 gün yiyoruz ama. Whey protein, Hindistan cevizi yağı, yulaf unu. Bir de ıvır zıvır ufak tefek şeyler var. Hiçbirinin zararı yok. Tüketin. Diyetinizi bozmayın. Boşu boşuna şeker tüketmeyin. Acayip acayip market çikolataları yemeyin. Sevgili dostlar bugünlük bölümün sonuna geldik. Mutfak tariflerinin devam etmesini istiyorsanız lütfen alta yorumlarınızı yazın. Ve bana tarif önerisi yapın. Hocam şunu da yapsan güzel olur. Şöyle bir tarif yapsan iyi olur. Şunu yiyemiyoruz, şunun tarifi çekilse çok severiz hocam gibi. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Takiplerinizi bekliyorum. Instagram hesabımı da takip edin, orada da birçok paylaşım oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Puuu!